Eğer biz amellerimizle Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmeyi bir becerebilsek Allah'ın izniyle, hem kendimiz ıslah olacağız, hem de beraberinde dışarıdan bizi izleyen insanlar ıslah olacaklar Allah'ın izniyle. İnsanlar Allah'ın uluhiyetine şahitlik ederken bazen bunu dil ile yaparlar, bazen de hiçbir şey konuşmadan bunu halleri ile yaparlar. Yani bir dilin şahitliği vardır, bir de insanın amellerinin şahitliği vardır. Peki bunlardan hangisi daha hayırlıdır? Elbette ki bunlardan en hayırlı olanı kişinin haliyle, duruşuyla, yaşantısıyla Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmesidir. Bakın sizlere bir kısmını Bukhari ile Müslim'in rivayet ettiği ama tamamını İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir sahabenin Müslüman olma kıssasını anlatacağım. İnsanlar İslam'ı güzel yaşadıklarında, konuşmaktan daha ziyade İslam'ı kendi hayatlarına tatbik ettiklerinde nasıl güzel insanlar yetişiyor, size bunun örneğini anlatacağım. Sümame İbni Usal, Beni Hanife'den, Yemame müntikasından kavminin efendisi olan bir sahabe. Mekke'den yola çıkıyor, ben diyor, Yemame'den yola çıkıyor, ben diyor Mekke'ye gideyim, orada putlara kurban takdim edeyim, şirk koşmak için evinden yola çıkıyor. Allah Resulü de o sırada Necid tarafına bir seriye göndermiş, Müslümanlardan bir birlik savaş için gitmişler. Sümame İbni Usal'ı tanıyorlar, esir ediyorlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriyorlar. Ne yapalım buna ya Allah Resulü diyorlar, hiçbir şey yapmayın diyor, mescide bağlayın. Bu müşriği, kavminin efendisi olan adamı getirip mescidin duvar kolonlarından bir tanesine zincirliyorlar. Birinci gün adam mescitte kalıyor. Allah Resulü ona hiçbir şey anlatmıyor. Sabah yanına geliyor, diyor ki nasılsın ey Usame, Sümame? Hayır üzereyim ey Muhammed diyor. Eğer beni öldürürsen, öldürülmeye hak sahibi olan, yani büyük bir adamı öldürürsün. Eğer beni serbest bırakırsan, serbest bıraktığının karşılığında sana çokça verecek olan bir efendiyi bırakmış olursun. Yok eğer mal istiyorsan ey Muhammed, mal bende çoktur. Gel benim malımdan istediğini al. Peygamberimiz hiçbir şey demiyor, devam ediyor. İkinci gün sabah tekrar geliyor Allah Resulü. Nasılsın ey Usame, Sümame? İyiyim ey Muhammed diyor, hayır üzereyim. Biraz önce söylediklerimin aynısını söylüyor. Üçüncü gün tekrardan Allah Resulü geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam yine aynı şeyleri söylüyor. Allah Resulü sahabeyi çağırıyor. Bu adamı affettim diyor. Bu adamı serbest bırakabilirsiniz. Adamı serbest bıraktı Allah Resulü. Adam müşrik yalnız. Buraya dikkat edin. Hem de kavminin efendisi olan bir tağut. Allah Resulü serbest bıraktı. Adam gitti. Medine'de bir bahçeye girdi. Gusül abdesti aldı. Peygamberimize geldi. Ey Muhammed dedi. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Şimdi size soru. Bu adama kim tevhidi anlattı? Bu adama kim Allah'ı anlattı? Hiç kimse. Adam üç gün Müslümanların arasında esir olarak bağlı kaldı. Üç günün sonunda zincirleri çözülür çözülmez adam dedi ki ben Müslüman oldum. Daha bitmedi kıssa. Peygamber'e dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben Mekke'ye şirk koşmaya gidiyordum. Ne yapayım? Peygamber dedi git tevhid üzere umreni yap. Evinden şirk üzere çıkmış bir adam, Peygamber Mekke'den hicret ettikten sonra ilk defa tevhid telbiyesi getirerek Mekke'nin içerisine girdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk la şerike leke dedi. Emrine icabet ettim Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur dedi. Bütün Mekkeliler bunun üzerine toplandılar. Sen dediler dinden mi çıktın? Allah muhafaza dedi. Ben dine girdim. Muhammed'e iman ettim. Allah'ın birliğine şahitlik ettim. Seni öldürürüz dediler. Sümame dedi ki Allah'a yemin olsun ki nefsini elinde bulunduran, Sümame'nin nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki Yemame'den size gelen bir buğday tanesi dahi Muhammed'in izni olmadan size gelmeyecek bundan sonra dedi. Yemame'ye döndü, kavmine dedi ki biz artık Müslüman olduk. Peygamber izin vermeden biz hareket edemeyiz. Her işimizi peygambere danışmak zorundayız. Biz bundan sonra Mekkelilere erzak göndermeyeceğiz dedi. Mekkeliler peygamberimize yazdılar. Dediler ki ey Muhammed, sen insanlara sıla-i rahmen de diyorsun. Erzakımız bitti, zahiremiz tükendi, perişan vaziyetteyiz. Şu Sümame'ye bir mektup yaz da, şu Sümame bize erzak göndersin. Peygamberimiz yazdı, ey Sümame dedi, Allah'tan kork, Mekkelilere erzak gönderebilirsin dedi. Sümame Mekkelilere erzak göndermeye devam etti.
Aradan belli bir zaman geçti. Peygamberimiz vefat etti. Yemame halkı Müseylemetül Kezzab'la beraber irtidat ettiler. Kafir oldular. Sümame İbni Üsel Müseylemetül Kezzab'ın karşısında durdu. Gafir suresinin ilk ayetlerini okudu ve ey kavmim dedi. Bir Allah'ın kelamının güzelliğine bakın. Bir de şu yalancının Kur'an diye uydurmuş olduğu söze kulak verin dedi. Ala el-Hadrami'ye katıldı. Halid İbni Velid'in sancağı altında kendi kavmine karşı savaş verdi. Şimdi size soru soruyorum kardeşler. Bu kadar güzel bir Müslüman, İslam'ı bu kadar iyi fehmetmiş olan bir adam. Bu adama kim tevhidi anlattı? Bu adama kim İslam'ı anlattı? Hiç kimse bu adama İslam'ı anlatmadı. 3 gün Müslümanların arasında yaşaması İslam'ı tas tamam ve doğru bir şekilde anlamasına sebebiyet verdi. Demek ki kardeşler çok konuşmaya gerek yok. Çokça bir şey anlatmaya gerek yok. Eğer biz amellerimizle Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmeyi bir becerebilsek Allah'ın izniyle hem kendimiz ıslah olacağız hem de beraberinde dışarıdan bizi izleyen insanlar ıslah olacaklar Allah'ın izniyle.